Akketir'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Merkez Bankaları haftasını biraz değerlendireceğiz. Biliyorsunuz geçen hafta global bazda majör merkez bankalarının birçok kararı vardı. Tek tek kararları değinmeyeceğiz ama genel yapıyı anlatacağız. Tek tek kararların içeriklerini görmek istiyorsanız Tradeol platformunda temel analiz segmesi altında günlük bazdaki notlarımızdan, analizlerimizden bunları bulabilirsiniz. Daha sonra işte biraz daha grafiksel ilerleyeceğiz. İşte S&P 500 olsun, Bitcoin olsun, biraz bu noktalara değineceğiz. Kapanışı da daha emtia bazlı bir çalışmayla sonlandıracağız. Hem böyle genel perspektifte emtialarda ham maddeler tarafında 2022'nin ilk yarısında yaşanan rally devam edebilir mi yılın ikinci yarısında? Biraz onları açıklamaya çalışacağız. Yapı olarak bu. Bu sefer kısa tutmaya çalışacağım. Benim için şans dileyin. Bakalım olacak mı? Şimdi şöyle ilk başta bir her zaman olduğu gibi FED'den başlayalım. Geçen hafta FED vardı planlı bir şekilde. Plansız bir şekilde Avrupa Merkez Bankası acil toplantısı vardı. Onun üstüne bir beklenti olmamasına rağmen İsviçre tarafından sürpriz bir hamle vardı. Ve İngiltere tarafında daha da şahin bir görünüme sahip bir karar sonrası açıklamalar metni vardı. Şimdi genel olarak şahinler oldukça yukarıda uçuyorlar. Yani onu söyleyebilirim. FED tarafında jumbo diyebileceğimiz, artık tabii karidesi jumbo yemek bir hayal oldu ama jumbo diyebileceğimiz 75 bas puanlık bir faiz artışı gerçekleşti. Şimdi şöyle bir kamerayı böyle 2 sene öncesine, 3 sene öncesine, hatta işte 2018 zamanında bir önceki sıkılaşma zamanında 2016-2018 sonları arasındaki zamana gidersin. Deselerdi ki 75 bas puanlık bir faiz artışı yapılacak, herkes gülerdi. Ama mevcutta yaşadığımız dönemde gerçekten o kadar fazla belirsizlik var ki günün sonunda merkez bankalarının attığı adımlar ve verdiği kararlar da drastik boyutlarda olabiliyor. 1994 yılından beri ilk defa 75 bas puanlık bir artış yaptı FED. Bence daha önemlisi olan ekonomik beklentilerdeki, ekonomik görünümdeki yaptığı revizyonlardı. Piyasa biraz daha kısa vadeli baktı. İşte bir sonraki toplantıda 75 olabilir mi noktasını değerlendirmeye çalıştı. Bu masada olabilir. Biliyorsunuz geçen hafta işte salı günü 75 bas puan yapılacak beklentimizi paylaşmıştık. Gerçekleşti. Piyasa fiyatlamaları konusunda da ya 50 de yapsa günün sonunda satacaklar, 75 de yapsa günün sonunda satacaklar yorumunu yapmıştık. Bu da gerçekleşti. 75 yapmasına rağmen tek gene klasik zaten basın toplantılarında bir miktar alım geliyor ama ondan sonra endekslerde bir satış baskısı net olarak devam etti. Burada tabii düzelmeyle ilgili de geçen hafta yorumlar yapmıştık. Nasıl düzelebilir bu İşte negatif fiyatlama diye. Tekrardan kendimi yenilemeyeyim, yinelemeyeyim. O yüzden bir şeyi bir bakalım. Bu ekonomik beklentiler tarafına bakalım. Ve o tek sayfalık özette ne oldu noktasında en çok öne çıkan kısmı biraz sizle paylaşayım. Ekonomik beklentilerde şu 2022, 2023 ve 2024 ilgili olarak işte büyüme olsun, çekirdek enflasyon verisi olsun, işsizlik oranı olsun, revizyonlara gidildi. Büyüme tarafında hem 2022 hem 2023 ile ilgili olarak yani önemli diyebileceğimiz boyutta bir aşağı revizyon var.
Bu oldukça önemli. Niye? Fed'in biliyorsunuz yumuşak iniş senaryosu istihdam piyasasını soğutmak, konut sektörünü soğutmak ve resesyona sokmadan enflasyonu aşağı çekmek üzerine kurulu bir denklem. Şimdi büyümeyi de bu kadar ciddi aşağı revizyon yapması piyasada direkt resesyon risklerinin arttığını belirtti. Arttığına dair bir fiyatlamaya neden oldu. İşte 50 de yapsa 75 de yapsa muhabbetin altındaki aslında gizli kalan kısım o. Basın toplantısında Powell biz resesyona sokmak için faiz artışı yapmıyoruz dese de piyasa zaten çok fazla inanmıyor Powell'ın dediği şeyleri. Genel olarak merkez bankalarının dediği şeyleri, merkez bankacılığının pandemi sonrası o işte parasal tabanın ciddi oranında artmasından sonra dediği şeyleri çok fazla da inanmıyor ve karşı pozisyonlanma oluyor zaman zaman. Hani Fed'le savaşma terimi vardır ama Powell ve işte arkadaşları fıkra gibi oldu. Powell ve arkadaşları her ne kadar resesyona sokmayacağız, işimiz zor, işimiz zor. Yani yumuşak iniş gerçekleştirme olasılığımız azaldı, işimiz zor dese de resesyona sokacak bir noktaya da bulunmayacağız demesine rağmen piyasa buna inanmıyor. Yani aslında fiyatlama bazında doğru faiz artışları var, doğru sıkılaşma döngüsünün içindeyiz. Burada negatif bir risk algısında fiyatlama var ama söylediği sözlerin de geçerliliği olacağı konusunda ciddi olarak piyasa soru işaretleri düşüyor. Şimdi buradaki o büyüme beklentilerini aşağı çekmesi dediğim gibi o resesyon risklerini arttırıyor. Diğer taraftan işsizlik oranında yukarı doğru revizyonlar var. Bu şu demek, zaten o tek sayfalık tutanakta da yani istihdam piyasası ile ilgili bir cümleyi kaldırdı. Ne demek istiyor? Ben istihdamdan biraz feragat ederek oradaki şu an için hala güçlü olan durum ama çok fazla işten çıkarmalar var. Özellikle teknoloji sektörü önderliğinde geliyor bu. Bunun bir miktarı işte pandemi zamanı yapılan işe alımların aşırılık boyutunda olması ve işte onun normalleşmesi olabilir. Bir miktarı işte büyüme bazlı şirketlerde artık algının karlılık odaklı yapıya geçmesinden ötürü operasyonel maliyetleri daha azaltması şeklinde algılanabilir. Ama günün sonunda biz hem 4 haftalık işte haftalık işsizlik başvuruları ortalamasına baktığımızda bir yükseliş görüyoruz. Aynı zamanda da Fed'in tek sayfalık tutanağından istihdam piyasasının bir miktar işte feda edileceği, diğer taraftan da ekonomik beklentilerinde işsizlik oranında da bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kompozisyonda tabii normal olarak piyasa başta Powell'ın dedikleri de işte basın toplantısı sonrası biraz bir olumlu fiyatlama yaptı ama sonraki 2 gün aynı Mayıs ayı toplantısı sonrasındaki gibi çok sert satışlarla günü sonlandırdı, haftayı sonlandırdı. Öyle özetle. Fed kararı öncesi, yani bu enteresandır. Bir hafta öncesi hani de Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklamıştı. Bir hafta öncesinde faiz kararı açıklamasına rağmen Fed öncesi Avrupa Merkez Bankası acil bir toplantı kararı aldı. Oradaki olay da özünde resmi olarak hala çok fazla detaylarını bilmesek de şuradan bir bulmaya çalışayım size. İtalya ülkeler arasındaki 10 yıllık getiri makaslarındaki
yükselişleri engellemek üzere. Bu ne demek oluyor? İtalya'nın tahvil faizi çok yükseliyor. Almanya'nın o kadar yükselmiyor çünkü İtalya çok daha borçlu, Almanya o kadar borçlu değil. Almanya'nın bütçe yapısı daha iyi, İtalya'nın o kadar değil. Dolayısıyla sıklaşma döngüsünde İtalyan varlıklarını daha çok piyasa satıyor. Şimdi bunu Avrupa Merkez Bankası önlemek adına, çünkü bu makas ne kadar çok açılırsa, burada gösterdiğimiz makas da o. Şunu hatta şöyle bir... olmuyor, tamam, böyle şey yapacağız, göstereceğiz. Şu makas İtalyan 10 yıllıkları eksi Alman 10 yıllıkları. Bu makas ne kadar çok açılırsa riskler ve risk of fiyatlamalar Avrupa'da o kadar çok artıyor. Acil bir toplantı kararı aldı. Bu toplantı kararında bu makasın bir şekilde kontrol edileceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. Yani çok ufak bir açıklamaydı, iki paragraftan oluşan. Ben Spotify yayında çok boş bir açıklama olarak bunu değerlendirdim. Altının doldurulması lazım ama en azından şu noktada piyasa açısından şöyle bir Avrupa'da güven oluştu. İşte bu tahvil makaslarıyla ilgili olarak Avrupa Merkez Bankası bazı adımlar atacak. Dolayısıyla çok ciddi bir açılma, bundan sonra da çok ciddi bir açılma olmayabilir kısa vadede düşüş oluştu. Keza öyle. Bakın şöyle çekeyim. 2.40'lardan yani bas puan olarak düşünürsek 240 bas puandan 187 bas puana kadar bu makasta gerileme oldu. Şimdi bir acil toplantı kararı alınca ben ilk başta faiz arttıracak herhalde diye düşündüm. Ama öyle bir şey olmadı. Tamamıyla bunun üzerine bu gösterdiğim işte makas ve diğer ülkelerle de işte Portekiz'i de alabilirsiniz, İspanya'yı da alabilirsiniz, Yunanistan'ı da alabilirsiniz. Özünde Almanya, Hollanda gibi işte Fransa gibi güç daha... Nasıl size söyleyeyim, daha böyle piyasada sevilen işte risk off durumlarında daha çok paranın gittiği Avrupa bölgesi içinde ülkelerde çok da fazla sevilmeyen, paranın oradan daha çok çıktığı işte İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ülkeler arasındaki tahvil faizlerin makasından bahsediyorum. Burada bir miktar gerileme var. Acil bir toplantı yaptı ve bunu şey yapacağını söyledi. Artık dördüncü defa kendim söylemeyeyim. Bir hafta önce niye bunu yapmadı da bir hafta sonrası yaptı? Bu hala bence büyük bir belirsizlik. Temmuz ayındaki toplantıda, Avrupa Merkez Bankası toplantısında bu tarafı piyasa daha çok deşecektir diye düşünüyorum. Sorular daha çok bu taraftan da gelecektir diye düşünüyorum. Bakalım o tarafta da nasıl bir süreçte olacağız. Ama FED tarafı kararları sonrası işte resesyon olasılığının arttığı şeklinde piyasa yorumladı. Avrupa Merkez Bankası'nın kararlarında bir şekilde bu makas korunacak ve bu makasın korunması demek Avrupa Merkez Bankası daha hızlı bir şekilde faiz artışı yapabilir şeklinde yorumlandı. Zaten Euro doların da işte 1.05'lerde dolanmasının sebebi de o. Normalde böyle bir FED'den sonra Euro dolarda daha sert bir aşağı çekme beklerdiniz. Ama bu makasın Avrupa'da, yani şöyle elimde göstereyim, makas olarak yersiniz bunu. Bu makasın korunuyor olması Avrupa Merkez Bankası açısında daha hızlı bir faiz patikasına, faiz artışı patikasına girebilir düşüncesi yarattı. Ondan sonraki güne geçtik. İsviçre tarafı, yani şöyle tekrardan şeyi açalım, FED'i açalım, orada kalsın devam etsin. İsviçre tarafı 15 yıl sonra ilk defa faiz artışı gerçekleştirdi. Hatta şuradan bir CHF tarafına da bakalım. Hatta Euro
CHF tarafına bakalım. 15 yıl sonra bir faiz artışı yaptı. Gene konu enflasyon normal olarak. Ve Euro İsviçre frankında şu gördüğünüz 1.04'lerden işte 1.02'lerin altına inen bir fiyatlama karşılaştık. Parite olma durumu burada daha gerçekçi olabilir. Onu söyleyebilirim. Yani Euro İsviçre frankının 1'e gitme ihtimali bence şu noktada Euro doların 1'e gitme ihtimalinden daha fazla. Yani fiyatlama olarak tabii Euro frank daha yakın oraya ya yani daha mantıklı gelebilir normal olarak. Ama durum şu, normalde hala negatif faizde de bulunsa İsviçre Merkez Bankası hiç beklenilmedik bir şekilde 50 bas puanlık bir artış birdenbire gerçekleştirdi. Piyasaya söylediği İsviçre frankı çok fazla değerlenirse müdahale edeceği yönünde. Ama görüyorsunuz 1.04'lerden 1.02'lerin altına kadar geriledik. Herhangi bir ben haber görmedim franka müdahale edildiğiyle ilgili olarak. Kaçırmış da olabilirim. Çok şey takip ediyorum. Eğer öyle bir durumda varsa affola arkadaşlar. Ama üçüncü bir merkez bankasından da şok bir aslında şahin bir kararla karşılaştık. Bir diğer dördüncüsü İngiltere tarafından geldi. İngiltere tarafı da aslında beklenen oranda bir faiz artışı yaptı. Sadece bu faiz artışının patikasıyla ilgili olarak yani ilerleyen süreçler daha şahinleşebileceğini belirtti. Ya şimdi bunu yaparken bir taraftan büyüme beklentisini aşağı çekiyor. İşte diğer taraftan enflasyon tarafında hala bir zirve olunmadığını söylüyor. Yani İngiltere enflasyon %11'lerin üzerine çıkabilir yıllık bazlı olarak belirtiliyor. Şimdi böyle bir yapıda doğal olarak Merkez Bankası daha da şahinleşiyor. Bu karar sonrası da işte pound tarafında onunla ilgili analizimizi de paylaştık zaten bakabilirsiniz. Bir miktar da olsa pozitif bir fiyatlama oldu. Hala düşüş trendindeyiz. Hatta şuradan konuşurken göstereyim. Hala düşüş trendindeyiz ama İngiltere tarafında da daha şahinleşecek bir yapı söz konusu. Şu anda 1.23'teyiz. Şu düşüş trendini muhtemelen test edeceğizdir üst bandını. Şunun üzerine çıkabilir mi? Bunu şu anda tahmin etmesi zor. Bu haftaki Powell'ın konuşması ve ona bağlı olarak dolar endeksinin seyrine bağlı olacak bu durum. Ama yükselişlerin bir miktar daha devamı söz konusu olacaktır. Bu tarafta daha şahinleşen İngiltere Merkez Bankası'yla alakalı olarak. Tek sürpriz gelmediği herhalde, şuradan da açalım. Japonya tarafında oldu. Verim eğrisi kontrolünü 10 yıllık tahviller için 0 ile 0.25 bandı arasında devam ettiriyor. Benim anladığım kadarıyla Japonya Merkez Bankası mevcutta globalin yaşadığı bu durumu once in a lifetime opportunity diye bir İngilizce cümle vardı. Yani hayatında bu görebileceği en büyük fırsat olarak görüyor. Çünkü o biliyorsunuz çok uzun zamanlar deflasyonla yaşamış bir ülke ve toplum. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmamak istiyor. Orada bile şöyle bir şey vardı, sürpriz olmamasına rağmen şöyle bir durum vardı. Yendeki hareketliliğin işte yenin işte son 25 yılın en düşük noktalara gelmesiyle ilgili olarak bu hareketliliğin yakından takip edilmesi gerektiğiyle ilgili bir cümle eklenmiş. Yani aslında kararlarda şahin bir sürprizlik bir adım yoktu ama açıklamaya böyle bir cümlenin girmesi hayatı boyunca yaşadığı en büyük fırsat zamanında bile böyle bir cümlenin girmesi bence global yani büyük resimde
hala yani şahin bir fırtına noktasını destekliyor. İşte FED, Avrupa Merkez Bankası üzerine işte İsviçre Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası. Burada da böyle bir cümle var. Yani bunu o tarafa da çekebilirsiniz eğer isterseniz. Onu söylemek istiyorum. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Burada yani Japonya ile ilgili olarak da şöyle bir şey söyleyeyim size. Hatta onu şöyle bir hikaye de ekleyelim. Bunu da şöyle bir 30 yıllık geçmişe götürelim aylık bazda. Şimdi size ne göstereceğim? Tarihsel olarak şu mavi çizgi ortalamada da kaldıralım. Peki. Tekrardan açalım. Evet. Şimdi tarihsel olarak Japonya Merkez Bankası Fed'i takip eder. Yani Fed bir faiz artışı yapıyorsa bir sonraki toplantıda olmasa bile birkaç toplantı sonrası o da şahinmiş. O da şey yapar, faiz artışı yapar. Gevşeme zamanlarında biraz daha fevri davranabilir. Daha işte risk algısı yüksek şeyler yapabilir. İşte borsa yatırım fonlarının Japonya'da yani %80'i yakını Merkez Bankası'nın elindeydi en son baktığım veride. Yani anlamışsınızdır siz durumu. Sıkılaşma döneminde ama takip eder. Şimdi tarihte takip etmediği bir dönem oldu. O dönemde, hatta şunu biraz daha iyi yansıtabilmek için şöyle bir, yani ama bunu yapmasam keşke, çok daha iyi olur benim için her defasında da. Takip etmediği bir dönem şu gördüğünüz, işte 80'lerin başından Nikkei'yi gösteriyorum size. 90'ların başına kadar olan şu rally. Burada inanılmaz bir balon oluştu. Şimdi Japonya Merkez Bankası aynı hatayı tekrarlamak istemez. Çünkü bu balon patladıktan sonra deflasyon sürecine girdi. Dolayısıyla bunu bir tarihsel olarak veya işte hayatı boyunca gördüğü en iyi bir fırsat olarak değerlendirebilir. Ama bir noktada o da şahinleşme tuşuna basacak yani. Ondan emin olabilirsiniz. Yani şöyle bir olayın, bir balonun tekrardan yaşanmasını istemez günün sonunda. Şu 135 seviyelerinde çok daha üzerine, atıyorum işte şu 98 yılında işte herkesin konuştuğu seviyeler, zaten oraya gidebiliriz diye. O noktalara kadar da götürür mü USD, JPY'yi, yine o kadar daha da değersizleştirir mi? Çünkü değersizleştirdikçe farklı yerlerde balonlar da oluşmaya başlayacak. Ben çok zannetmiyorum ama bunu izleyip göreceğiz. Şu an için açıkçası kristal küremden bir şey size çıkartamayacağım. Öyle açıklayayım. İzleyip göreceğiz. Ben yani 135 seviyenin üzerinde aşırılık olduğunu düşünüyorum. Ama birkaç tane daha adım atılması lazım. Japonya Merkez Bankası'nı çok konuştum. Bu noktayı kapatıyorum artık. Özetlememiz gerekirse, özeti de şuradan yapalım. Tek tek de bunu gösterelim size. Jumbo faiz artışlı bir FED. Acil toplantı yapan Avrupa Merkez Bankası. 15 sene sonra faiz artışı yapan, beklentilerde hiç böyle bir şey olmamasına rağmen bir İsviçre Merkez Bankası. Daha da şahin olabileceğini belirten İngiltere Merkez Bankası. Ve günün sonunda açıkladığı işte metinde, tutanakta, yendeki hareketliliğin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirten bir Japonya Merkez Bankası. Gerçekten metal fırtına gibi bir merkez bankaları fırtınasıyla karşılaştık. Şimdi bunun sonuçlarına gelelim. Yani neler oldu bunun sonuçlarını? Bu sonuçları da üç tane nokta üzerinden size göstereyim. Sene sonunda Amerika, Avrupa ve İngiltere faiz oranlarının ne noktada olması
bekleniyor ve şu anda kaç noktasını bir miktar değerlendirelim. Fiyatlama nasıl yapıldı diye. Şu anda Fed'in üst bandı 1.75. Çünkü 75 bas puan bir artış yaptı. Sene sonunda 3.60 olması bekleniyor bunu. Şu 3.60'ı bir grafik olarak göstereyim size. Fed öncesi görüyorsunuz. 3'ün üzerine çıkıp Fed sonrası 3.60'lara giden bir politika faiz beklentisi oluştu. Gidelim İngiltere tarafına bakalım. Şu anda 1.25. Sene sonunda ne olması bekleniyor diye baktığınızda 3 olması fiyatlanıyor arkadaşlar. Yani durumu anlayabiliyor musunuz? Şu anda 1.25, 3 olması fiyatlanıyor. Şöyle açalım durumu. Burada da gösterelim. Bakın görüyorsunuz. Haziran ayı başından itibaren bir yükseliş zaten. Yani uzun zamandır yükseliyor ama İngiltere Merkez Bankası kararı sonrası daha da çok artan bir yıl sonu politika faizi beklentisi söz konusu. Avrupa tarafına geçelim. Şu anda eksi 50. Yıl sonunda 1.15 olması fiyatlanıyor. Orada da işte Haziran ayı itibariyle nasıl bir yükseliş yaşandığını görebiliyorsunuz. Sonuç olarak geçen haftanın hani tek cümleyle özetlemem gerekirse bizi getirdiği nokta yıl sonunda majör merkez bankalarının çok daha yüksek seviyelerde olacağı bir politika faizi fiyatlaması. Tabii bununla ilgili olarak da bu politika faizleri bu şekilde yükselmeye devam ederse global ekonomi veya işte ABD ekonomisi olsun, İngiltere olsun, Avrupa olsun resesyona girmeden kurtulabilir mi sorusunu daha çok doğurdu ve resesyon risklerini de arttırmış oldu. Orada bir daha önce birçok noktadan işte ABD hane halkını, şirketlerin bilanço yapısını falan gösterdim. Onu tekrarlamayacağım. Resesyonla ilgili bir net görüş sunmayacağım. Sadece bu riskler arttı geçen hafta sonra. Geçen haftadan sonra onu vurgulayacağım. Bu hafta zaten biliyorsunuz analizler yapıyoruz. Zamanı gelince ben söylemem gerekeni zaten sizlerle paylaşırım. Merak etmeyin. Şimdi S&P 500'ü açmadan önce size bir MSCI'ın dünya endeksine şöyle bir haftalık bazda göstermek istiyorum. Şunu hızlıca bir ayarlama yapacağım. Günlük değil, haftalık 10 yıllığa çekelim. Şunu da büyütelim. Bu merkez bankaları fırtınasından sonra MSCI dünya endeksi, yani global bazda bir borsa endeksi düşünün. İşte içinde Amerika'da var, Avrupa'da var, Afrika'da var, Çin'de var. Bu endeks haftalık bazda 2020 Mart ayından beri en kötü haftasını yaşadı. Şimdi bugün biraz tepki alımları geliyor. ABD tarafında da tepki alımları var günün sonunda. Şöyle göstereyim size. İşte %2'ye yakın S&P 500 yukarıda. Benim takip ettiğim seviye şu S&P 500'de. 3810'un üzerinde bir kapanış yapabilecek miyiz? Yani bunu takip ediyorum. Daha sonraki durumda bu tepki alımlarının kalıcı hale dönebilmesi için enflasyon tarafında bir kanıta ihtiyacımız var. Yani düşüş hızının yavaşladığına dair. Şirketlerin ikinci çeyrek bilançolarında 2022 sonu kar beklentilerini çok ciddi aşağı revize etmemesi lazım. İstihdam piyasasında ABD tarafında soğumanın devam etmesi lazım. Üstüne üstlük konut piyasasında da biraz daha işlerin kötü gitmesi lazım. Şimdi bu kompozisyonda
Fed frene basabilir. Frenle basmadan kasıt şu. İlla faiz artışını durdurur demek istemiyorum. Hızını yavaşlatabilir veya bilanço tarafında azalım sürecine bir ufak bir es verebilir. Bu olacak demiyorum bu arada. Olabilir diyorum. Bu saydığım değişkenler gerçekleşirse. Eğer enflasyon verilerinde kanıt alamazsak, daha da kötüleşirse durum. Şirket karlılıklarında çok ciddi aşağı revizyonlar görürsek, istihdam ve konut piyasası soğumadan ziyade böyle daha parçalanmaya doğru giden bir noktaya evrilirse, günün sonunda işte resesyon risklerinin artacağından ötürü endekslerde daha fazla satışlar da görülebilir. Şimdi S&P 500'de bir grafik göstereyim size. Bu grafiği şöyle hatta büyütelim. Haftalık olarak işte ta 95'lerden falan alıyorum. Son 3 resesyon dönemini de katarak haftalık S&P 500 grafiğini açtım. Niye 3505 diyorum? Şu yani bugün itibariyle 3502'ye gerilemiş. 200 haftalık ortalaması arkadaşlar bu. 200 haftalık ortalamasına yakınız. Bunun altında kapanışların olduğu zamanlar, bunun altında kapanışların kalıcı olarak gerçekleştiği zamanlar resesyon zamanları genellikle. Dolayısıyla eğer bir resesyonla karşılaşmazsak piyasa cidden endekslere saldıracak. Çünkü şuradan da göstereyim size. 12 aylık beklenen fiyat kazanç oranı S&P 500'de 16. Yani bu 2020 dibinde 14'leri falan görmüştü. Ondan sonra zaten ne noktaları oluşmuştu hatırlıyorsunuz. Ama 16 seviyesi de şu görünen, şöyle bir şey yapalım, şu bölgelerin de altında. Yani şöyle çizeyim. Şu anda görüyorsunuz. Oranın da, o bölgelerin de altında. Dolayısıyla burada bir dediğim yapı gerçekleşirse hızlı bir olumlu fiyatlama ya da karşılaşabiliriz. Eğer dediğim yapı gerçekleşmezse maalesef kötü günler geçti, daha kötü günler kapıda deriz. 200 günlüğün altında kapanışlarda o seviyenin 3500'ün altında fiyatlamaların devamını görürüz. Ondan sonra nereye gider sorusunu cevaplamayacağım şu anda. Çünkü resesyonla ilgili olan kısım riskler artıyor ama gerçekleşecek mi çok büyük bir belirsizlik yani. Bunu kimse şu anda bilmiyor günün sonunda. Burada 3500 seviyesinin enteresan bir özelliği de şu. Hem 200 haftalık ortalama hem de COVID dibinden 2022 Ocak zirvesine bir Fibonacci düzeltmesi çizerseniz onun %50'lik noktası. Dolayısıyla burada yani güçlü bir destek var en azından. Böyle söyleyebilirim. İşte 3810 demiştim. 3815'te 15 diyelim. 5 puan da sizden bana ufak bir hediye olsun. Onun üzerinde bir kapanış görürsek tekrardan 4000 seviyelerine doğru bir hareketlilik de olabilir. Ama dediğim gibi gerçekten çok ciddi bir belirsizlik var. Bu değişkenleri sürekli olarak takip edeceğiz. Bunları dedikten sonra şimdi bir emtia kısmına geçelim. Ama onun öncesinde Bitcoin ile ilgili bir grafik göstermem lazım. Normal olarak hatta onu şuradan. Neyse hadi buradan açalım. Bitcoin ile ilgili çünkü bu işte metal fırtına, merkez bankaları fırtınası o dünyayı yani savurdu geçti. Oradaki es farklı bir anlamda değil. Savurdu geçti. Yani içinden geçti diyelim en azından. 20 binlerin altına düşen bir Bitcoin fiyatlamasıyla karşılaştık. Şurada hemen şöyle bir şey yapalım. Ondan sonra haftalık olarak 10 yıllık açalım. Şimdi orada da görüyorsunuz burada da bir 200 günlük, 200 haftalık ortalama var. Bunun da altına gerilemiş durumdayız. En
Çok ilginçtir. Mesela benzer bir durum 2020 Mart ayında da yaşanmış. O resesyon işte pandemi bazlı resesyon zamanında. 2008'e maalesef gidemiyorum arkadaşlar. Yani giderim gitmesine de gördüğünüz gibi çok bir anlam taşımaz. Dolayısıyla Bitcoin'de şu kısma 2020 yılında benzer bir durumla karşı karşıyayız. Bu sefer yani altındayız. Resesyonun gelip gelmemesinden ziyade sıkılaşmanın bedava para devriminin sona doğru gelmesi. Ki bence bu çok doğru bir terim de değildir. Ya para hiçbir zaman bedava değildir. Yani bunu söylüyorlar ama muhakkak bir karşılığı vardır. Belki faiz olarak karşılığı olmaz ama getiri beklentisi olarak karşılığı olabilir. Ya da işte bir şirkete yatırım yaparsınız. İşte bedava para devri olduğu için günün sonunda o şirketin kurucuları o parayı kolay bir şekilde alabilirler belki. Ama onun getirdiği işte daha fazla getiri sunma noktasında çok farklı sorunlar da çıkartabilir. O yüzden yani özetleyeyim günün sonunda para hiçbir zaman bedava değildir. Dağıtımı kolay olabilir, ulaşımı kolay olabilir ama bedava değildir. Bu işte sıkılaşma ile beraber 200 haftalık ortalamanın altına geldik. Burada şu 2017 zirvesi önemli. Şöyle göstereyim onu. 19.500 seviyesi. Bunu bir şekilde koruduk. İşte hafta sonları da işlemler oluyor zaten biliyorsunuz. Genelde piyasada seviyor bunu hafta sonları işlemler yapmayı. Düşük likidite o da olduğu için belki veya bir miktar panik yaratmak için olabilir vesaire vesaire. Bir şekilde 19.500'ün üzerindeyiz. Şunun üzerinde bir kapanış yapabilirsek biraz daha işler iyileşebilir. Ama burada da hala yani kötü günler geçti, daha kötü günler yaşandı. Daha da kötü gün olabilir mi? Bunun bilinmezliği içindeyiz. Yani, takip edeceğiz. Yani fiyatlama seviyeleri olarak gidişattan bahsettim. İlk adım da şu. Şu nokta işte 22.300 küsür 22.400 üzeri bir kapanış diyelim. Şimdi bir emtia tarafına geçmek istiyorum sizle. Emtia tarafında işte videonun başında yılın ilk yarısında olan rally'nin devamı gelebilir mi sorusunu sormuştuk. Bununla ilgili olarak bir grafik paylaşacağım sizle. Şöyle. Burada yok. Şuradan paylaşacağım onu. Bir klasiğimizi de yapmış oluruz o sırada. Trade hatta şuradan açalım. Çok basit bir şekilde Tradeol.com'a girdikten sonra analiz sekmesine giderseniz burada temel analiz kısmındaki analizlerin hepsine bendenizi yazıyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz o ayrı. Ama açıp okumak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. Bugünkü paylaşımda şöyle bir grafik belirttim. Şimdi bu ham maddeleri bir bütün ay, yani büyük çerçeveden bir değerlendireyim başta. Genel olarak takip edildiği nokta biliyorsunuz Bloomberg ham madde endeksi. Bloomberg ham madde endeksinin mevcut seviyeleri 2008 zirvesinden %47'ye yakın aşağıda. Şimdi tabii böyle bir durumda işte resesyon risklerinin yüksek enflasyonla oluyor olması günün sonunda stagflasyon riski nedeniyle fiziksel yerlere kaçışı neden oluyor. İşte bu kaçışlardan biri de portföylerde çeşitlendirme amacıyla ham madde tarafı oldu yılın ilk yarısında. Şimdi bu potansiyeli görünce yani 2008 zirvesine %40'ya karşı aşağıda olması bu sürecin devam edebileceğine dair çok fazla yorumlara sebep oluyor. Edebilir, etmez diyemem, edebilir. Ancak farklı bir endeksten de yani sadece bir Bloomberg ham madde endeksine değil farklı bir ham madde endeksine de bakıp 2008 zirvesine göre ne noktada olduğumuzu değerlendirmemiz lazım. Goldman Sachs'ın işte ham madde endeksine baktığımızda burada enerji
tarafı daha ağırlıkta. Bloomberg ham madde endeksinde neler daha ağır diye şey yaparsanız şuradan hemen hızlıca size durumu durumu göstereyim. Şöyle açalım bir Excel. İşte mesela doğalgaz %13 ama mesela altın %12'lik sahip. İşte WTI Brent böyle ama ondan sonra soya ve mısır geliyor, örnek veriyorum. Bakır geliyor. Dolayısıyla Bloomberg ham madde endeksi daha hızlı işte ağırlık yapısını değiştiren bir durumda ve aslında daha hakkaniyetli bir dağılma sahip, öyle söyleyeyim, genel yapıyı gösteren. Ama diğer taraftan Goldman'ınki enerji bazlı, daha enerji yoğun ağırlık olarak. Orada zirveden, 2008 zirvesinden sadece %12 aşağıdayız. Şimdi bu ne soruyu gerektiriyor? Ne arkasında ne sorusunu gerektiriyor? Acaba biz endüstriyel metallerde ne noktadayız? Tarımsallarda ne noktadayız? İşte enerji fiyatlarında ne noktadayız? Sorularını otomatikman sorduruyor. Bununla ilgili olarak çok kısaca şuradan hatta gelin beraber yapalım. Dün paylaştığım Trade'a girdik. Dün paylaştığım notlarda işte vadeli kontratlarda fon pozisyonlarını bir daha açacağım. O kısmı göstereceğim size. İşte bakır tarafı da önemli tabii. Orada da yani çok önemli bir desteğin altına geriledik. Endüstriyel metallerde işler zaten iyi gitmiyor günün sonunda. Artan resesyon korkularıyla bağlı olarak. Şöyle bir ilk başta işte fon pozisyonlarını göstereyim size. Mesela doğalgazda net kısalarda ciddi olarak bir artış olmuş. Bu yani Avrupa ile ABD doğalgaz makasının ciddi olarak açıldığı, Rusya'nın Almanya'ya işte sevkiyatında veya Nord Stream 1 sevkiyatında %60'lık azalıma gittiği falan hafta gerçekleşiyor. Öyle düşünebilirsiniz. Kısa pozisyonlar artıyor. Endüstriyel metallerde bakır net uzundan net kısaya geçmiş durumda. Yani satış baskısını önümüzdeki zamanlarda daha da artabileceğinin sinyalini veriyor. Tarımsallarda buğday tarafında uzunlarda kapanış, kısalarda artış var. Net pozisyonlanma neredeyse net uzundan net kısaya geçecek. Yani dolayısıyla aslında o Bloomberg ham madde endeksindeki o %48'lik potansiyel farklı bir endekste bakılıp daha sonra doğru sorular sorulabilirse aslında o kadar da potansiyeli olmayabilir noktasına bizi götürüyor. Önümüzdeki zamanda bunu da göreceğiz. Ancak hani resesyon riskinin artması petrole satış getirir arkadaşlar. Endüstriyel metalleri satış getirir. Diğer tarafta işte altına alım getirir. Değerli metallerde işte altın daha iyi performans gösterir. Geçen hafta bununla ilgili altın long, petrol short düşüncemizi de paylaşmıştık zaten. Ama o savaş sonrası hızlanan da o rally'nin devamını gelmesi konusunda artık bir miktar soru işaretleri yaşanmaya başlayabilir. Onu baştan söyleyeyim. Ürün bazlı biraz konuşayım. Hazır bu kadar şey yapmışken, zaten videoyu da uzatmışken, şurada hemen işte bakır tarafını bugünkü şeyde paylaştım, notlarda paylaştım diyeceğim, paylaşmamışım galiba. Doğru, seviyeleri paylaştım. Şuradan açayım. TG1 diyelim. Hemen açalım. Şu anda 404 seviyesindeyiz. Hemen bir haftalıkta 10 yıllığa geçiyorum. Bakın görüyorsunuz. 100 haftalık ortalamanın altına düştük. Üzerine çıkmayı zorluyoruz. Başarabilir miyiz? Çok emin değilim başarabileceğimizden. Çünkü vadeli kontratlardaki fon pozisyonları bunun daha aşağı yönlü gidebileceği yönünde sinyal veriyor. Şöyle hemen bir Fibonacci düzeltmesi de üzerine çekelim.
388, yani 3 dolar 88 sent tarafı ilk başta 388 diyelim kısaca, aşağı tarafta görülebilecek nokta. Endüstriyel metalleri genel olarak bir grafikte göstermem gerekirse, durumu daha iyi anlamam için, Bloomberg'un endüstriyel metaller alt endeksi. Bakın, yani çok net bir şekilde gözüküyor zaten. Mart ayından, 2020 Mart ayından beri devam eden haftalık grafik trendi aşağı kırdık. Şu anda işte 50 haftalık ortalamanın altındayız. Burada da hala bir şu anda %7'liktir yaklaşık. %6-7'lik bir aşağı gitme potansiyeli söz konusu. Keza buğday tarafına, tarımsalları da çünkü konuştuk. Buğday yazdım ya, çok özür dilerim. Buğday tarafına burayı bozmayayım. Şuraya şey yapalım daha sonra çünkü kullanacağım bunu. Şuradan hemen buğdayı da açalım. Bakın burada da işte 50 günlüğün altına geriledik. Şu 9 dolar seviyesine doğru gidişat söz konusu olacak. Yani şu anda 10 dolar 22'deyiz. Hem bakırda hem buğdayda bence short potansiyeli mevcut. O açıdan değerlendirebilirsiniz. Buradaki grafikleri, en azından grafiklerin okunması kısmını. Buğdayda 9 dolar işte şeyde bakırda 388 seviyesi ilk başta öne çıkıyor. Yani 9 dolara gelmeden önce tabii ufak ufak şeyler olur buğday tarafında, ama aşağı yönlü bir hareketin olacağını ben düşünüyorum açıkçası. Vadeli piyasalardaki fon pozisyonlanmalarına dayanarak iki taraf içinde. Kapanışı yapacağım, merak etmeyin. Söz kapatacağım. Sadece bir son olarak şu klasik doğu teorisiyle sonlandıralım. Çünkü hisse bazlı konuşmadık özünde. Perşembe günü FedEx'in bilançosu gelecek arkadaşlar. FedEx geçen hafta temettü oranını %53 oranında arttırdı. Bununla ilgili bir çalışma paylaştık. Lütfen vaktiniz varsa bir bakın derim. Şurada hemen bir daha yapalım. Analiz. Hemen dün paylaştık bunu. FedEx, ABD Finansal Koşullar ve Bakır diye. Bunu bir bakmanızı öneririm. Bayağı farklı noktalara değindik. Perşembe günü açıklanacak bu bilanço önemli. Resesyon riskleri açısından önemli. Diğer tarafta FedEx, Dow Jones Ulaşım Endeksinde piyasa değeri açısından dördüncü büyük şirket. Biliyorsunuz Dow teorisi, ulaşım endeksi nereye giderse Dow Jones Sanayi Endeksi de oraya gider diye bir nasihatta bize bulunur. Dow'da tabii geçen hafta Dow Sanayi Endeksi 30 binin altında kapanış yapmıştı. Bugün tabii normal olarak tepki alımlarında daha yukarıdayız bu seviyenin. Şöyle göstereyim, 30.300 seviyelerindeyiz. Tekrardan bir 30.000 altını dener mi veya 30.000 seviyelerden tekrardan bir yükseliş mi olur sorusu altında bu ulaşım endeksinin aşağıdaki beyaz çizgi FedEx bilançosu sonrası nasıl hareket edeceği yakından takip edilecek. Yani hem resesyon riskleri hem de ulaşım endeksinin sanayi endeksine vereceği sinyal önemli olacak. Bu şekilde kapatalım. Bu hafta Powell'ın konuşmaları öne çıkacak. Çarşamba, Perşembe günü onu takip edeceğiz. Gelecek hafta yokum arkadaşlar. Tatile çıkıyorum. Uras da tatil yapabiliyor. En azından güzel bir haber bu uzun videonun sonunda ve başında bunu paylaşıyor olma. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bu noktaya kadar dayandığınız için en azından videoyu dinlerken. İki hafta sonra görüşmek üzere. Çok mutlu, güzel günler diliyorum bu aradaki zaman diliminde.